Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Pek kıymetli kardeşlerim, bu programımızda nasibimize çok değerli bir hadisi şerif düştü elhamdülillah. Bu önemli hadisi bizler için ezberleyip rivayet eden sahabemiz Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tır. Sahabenin naklettiğine göre Şeddad zahit bir sahabedir. Gece yatağına yattığında Allah'a duyduğu hayadan dolayı ayaklarını uzatmaz. Uzun tefekkürler neticesinde Allah'ım cehennem ateşini düşünmek uykumun arasına girdi deyip uzun saatler namaz kılmasına vesile olmuştur. O Şeddad bin Evs radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şu sözleri aktarmaktadır. İnsanlar altın ve gümüş biriktirmeye başladıklarında siz de şu kelimeleri çokça söyleyin. Allah'ım senden işlerimde sebat ve doğru yolda kararlılık diliyorum. Nimetlerine karşı şükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayı bana ihsan eyle. Senden sağlam bir kalp ve doğru söyleyen bir dil diliyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi senden ister, bildiğin her zararlı şeyden de sana sığınırım. Bildiğin tüm günahlarımdan dolayı senden bağışlanma diliyorum. Sen ki kimselerin bilemeyeceğini bilensin. Değerli Müslümanlar, bu hadis-i şerifi koruyan ve günümüze kadar ulaşmasına vesile olanlar da İmam Ahmed bin Hanbel, Tirmizi ve İbn Hibban'dır. Onlar bu eseri, bu hadis-i şerifi kıymetli kitaplarına yazarak korunmalarına yardımcı olmuştur elhamdülillah. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize büyük bir hakikati göstermektedir. İnsanlar altın ve gümüşe meyledip dünya hayatına tutunup Allah'ı ve ahireti unuttuklarında bizler alemlerin Rabbi olan Allah'a duaya koşacağız ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği o yüce kelimelerle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşacağız. Sevban radıyallahu anh bu hadisi şerife yakın bir rivayette şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 34. ayetinde altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azap ile müjdele ayeti indiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş yok olsun der. Dikkat buyurun. Ümmeti Muhammed'i dünyaya bağlayıp ahirete karşı duyarsız kılacak bütün sebepler yok olsun dercesine bir söz. Dünya malını tatlı görüp de Allah'ı unutanlara büyük bir nasihat ve ibretlik bir sözdür. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki altın ve gümüş yok olsun. Allah'ı unutturan, ahirete sırt çevirten, haktan ve adaletten uzaklaştıran, yaratılış gayesini insana unutturan ne kadar etken varsa yok olsun dercesine bir sözdür. Sahabeler şaşırdılar. Sahabeler ürktüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yönelip ya Resulallah altın ve gümüşü biriktirmek kerih görülen bir şeyse, kötü görülen bir şeyse biz neyi elde edelim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki onların hiç beklemeyeceği şu sözleri söyler. Çok manidar kelimelerle onlara nasihat eder. Şükreden bir kalp, zikreden bir dil, iman meselelerinde yardımcı olacak saliha bir eş der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kıymetli hadis de Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçmektedir. Değerli kardeşlerim, insanların dünyaya meyledip hakikatlere gözünü yumduğu, kulaklarını kapattığı, kalbini örttüğü zamanlarda
İnsanların bencilleşip, tembelleşip, Allah'ın dinine hizmeti bir kenara bıraktıkları bir zamanda, insanların paranın, pulun, makam ve mevkinin üzerlerine giydikleri kumaşın kulu ve kölesi haline geldikleri bir zamanda, insanların nefislerine ilah gibi taptığı, zenginlerin peşinden koşup fakirlerin görülmez olduğu bir zamanı yaşadığımızda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, siz şu kelimeleri çokça söyleyin. Çokça söyleyin. Halbuki şu an bu yaşadığımız dünyada büyük bir servet, yüksek bir makam, yüzü ve endamı güzel bir eş, şu dünya hayatının sururu, mutluluğu, huzuru olarak görülürken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun tersinden baktı. Ey Ademoğlu, o kör nefsin dünyaya tamah edip dünyanın süsü ve eğlencesinin içerisinde yok olmaya mahkum olduğun o günlerde yüzünü havaya doğru kaldır, kalbini o bataklığın içerisinden çıkart ve gerçek nefesi alarak alemlerin Rabbi olan Allah'a yönel dedi. Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatı aldatıcıdır. Dünya zevkleri geçicidir. Dün elinizin arasına bırakılan nimetlerin tadı daha boğazlarından geçmeden nice insanlar hayatlarını kaybettiler. Dün elde ettikleri makama yarın oturmaya fırsat bulamayan niceleri bu dünya hayatından göçüp gittiler. Dün insanların parmakla gösterdiği nice insanların ölümleri ve akıbetleri ibret verici oldu. Tıpkı Firavun'da, Nemrut'ta, Karun'da olduğu gibi. Şeytan ve dostları, iblis ve avaneleri, Ademoğlu şükretmesin, İhlasta ve ihsanda sebatkar olmasın, Allah'ın dinine hizmetkar olup da davanın yolları içerisinde güçlenmesinler, cennetin bahçelerinde, Firdevs-i Âlâ'da, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin cemaliyle müşerref olmasınlar diye önlerine koydukları en büyük tuzaklardan biri de dünyanın süsü, eğlencesi ve zinetidir kardeşlerim. İbn Recep el-Hanbeli rahimeullah onun zikrettiği bir rivayette Allah azze ve celle bazen kullarını dünya hastalığından, dünya süsünün krizlerinden kurtarmak için onları fakirlikle imtihan etmiştir. Onlara vasat bir hayatı reva görmüştür ve o ayetten razı olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zahidane bir hayat yaşamış, züht perdesini kalbinde yırtmamış, ashabına bu şekilde örnek olarak kıyamete kadar gelecek olan müminlere dersler sunmuştur. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah azze ve celle'den istediğinde Uhud dağı altına dönüşecekti. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki ashabına emrettiğinde cihattan elde etmiş olduğu bütün ganimetler ile büyük servetler elde edecekti. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah onun için sultanlığı ve krallığı reva görürken o kul peygamber olmayı tercih etmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizler servetin asıl sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin kulları olarak ne haddimize ki dünya hayatına, süsüne ve eğlencesine büyük bir özen ve iltifat göstermek. Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Mübarek rahimeullah'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mümine Allah azze ve celle hayır nazarıyla baktığında diyor ki ona dünya işlerini zorlaştırır, ahiret işlerini ise kolaylaştırır. Eğer bir Müslümana Allah Azze ve Celle
şer nazarıyla bakarsa da ona dünya işlerini kolaylaştırır, ahiret işlerini ise zorlaştırır. Şöyle bu hadisin terazisinde kendimizi tartalım. Bize dünya işleri kolaylaştırılıp ahiret işleri, Allah Azze ve Celle'yi razı edecek ameller, onu zikredişler, onun için ruku ve secdeler zor geliyorsa eyvah ki eyvah halimize. Allah yolunda cihad etmek, Allah için davet etmek, Allah yolunda infak etmek, münafıklara zor geldiği gibi bize zor geliyorsa, ama makam ve mevkileri birer birer artmak, ama servetleri elde etmek, bağlar, bahçeler, tarlalar, evler, araziler sahibi olma konusunda Allah bizi müsamahkar kıldıysa, eyvah ki ne eyvah bize Müslümanlar. Ama dünya hayatında işleriniz dünyalık olarak zorlanıyorsa, gittiğiniz kapılardan kovuluyor işler... Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Pek kıymetli kardeşlerim, bu programımızda nasibimize çok değerli bir hadis-i şerif düştü elhamdülillah. Bu önemli hadisi bizler için ezberleyip rivayet eden sahabemiz Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tır. Sahabenin naklettiğine göre Şeddad zahit bir sahabedir. Gece yatağına yattığında Allah'a duyduğu hayadan dolayı ayaklarını uzatmaz. Uzun tefekkürler neticesinde Allah'ım cehennem ateşini düşünmek uykumun arasına girdi deyip uzun saatler namaz kılmasına vesile olmuştur. O Şeddad bin Evs radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şu sözleri aktarmaktadır. İnsanlar altın ve gümüş biriktirmeye başladıklarında siz de şu kelimeleri çokça söyleyin. Allah'ım senden işlerimde sebat ve doğru yolda kararlılık diliyorum. Nimetlerine karşı şükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayı bana ihsan eyle. Senden sağlam bir kalp ve doğru söyleyen bir dil diliyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi...